Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle birlikte fidget kutumu düzenleyeceğim. Önceden çekmecede duruyordu ama artık çekmeceye sığmadığı için başka bir kutuya almıştım. Bu da bir günde bayağı dağıldı ve yeni bir tane kutu aldım. Böyle kutulara koyacağım. Böylelikle daha fazla yer açmış olacağım. İlk başta şu stres toplarını ve sıkışları çıkaracağım. Çünkü onları kutuya koyacağım. Şöyle hepsini çıkaralım. Arkadaşlar ben bütün hepsini çıkardım. Öncelikle kutulara koyacağım. İlk başta bu kutuyu koyacağım ve bunun içine stres toplarımı ve squishlerimi koyacağım. Diğerini de bu kutunun yanına koyacağım. Buraya da simple dimple'larımı koyacağım. İlk başta bu kutuya simple dimple'larımı koyacağım. Bu stres çarkı simple dimple'ım. Şöyle başka bir stres çarkı var. En son bunu yeni almıştım. Böyle minik bir tane stres çarkı var. Şöyle bir torlu simple dimple'ım var. Bunun adını da çok iyi bilmiyorum. İnşallah torlu. Ve böyle normal yeşil bir simple dimple'ım var. Ve bu kalan kısma da şu tangle'larımı, ay monkey noodle'larımı koyacağım. İlk başta bunları koyacağım. Şöyle şunları şuraya koyacağım. Şöyle bunları koydum. Şimdi kendi yapmış olduklarımı da buraya koyacağım. Evet, bu kutu hazır. Bu kutuyu buraya koyabiliriz. Şimdi diğer kutuya geçeceğim. Bu kutunun içine de stres toplarımı, squishlerimi ve geri kalan minik tangle'ı falan koyacağım. İlk başta şöyle bir squishy var. Bunu koyacağım buraya. Böyle bir mumuz var. Bu çok güzel. Gerçekten çok seviyorum. Muz yayabiliyor. Bunu koyacağım. Şuraya şu karpuzluyu koyacağım. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Buraya bu squishy ve geri kalan stres toplarımı koyacağım. Çünkü çoğu stres topum dışarıda kalıyor ve öyle karışık durabilir. Ve böyle yeşil bir tane var. Bu da patlamıştı. Evet, bu kutuyu daha koyabiliriz. Arkadaşlar bu popitler minik olduğu için bunları da buraya koydum. Ve bu monkey noodle'lar bileklik olarak da kullanılabiliyor. Şuraya mini popiti arkaya koydum. Bunu da yana koydum ve bunları da geri koyacağım. Bunu da buraya koyabiliriz. Böyle başka bir kutu daha var. Buna da geri kalan squishleri koyacağım. Bu dondurmalı. Diğer dondurmalılar burada. Böyle bir tane kuşlu mu diyeyim, değişik bir tane daha var. Ve onun boyutlarında Hello Kitty'li minik bir tane var. Bunları böyle koyacağım. Dondurmalıları da böyle üst üste koydum. Squishy'li bir kalemimin ucu kopmuştu. Ben de onu squishy olarak değerlendirdim. Bunu da buraya koyacağım. Böyle bir mojmojum vardı. Bunu da buraya koyacağım. Ve şöyle iki tane stres topu vardı. Bunları da buraya koyabilirim. Bunlar da squishy sayılır hemen hemen. Şöyle koydum. Bu kutu da hazır. Bunu da şuraya koyabilirim. Şöyle bu içine yan yana koydum. Buraya popitleri koyacağım. Arkadaşlar bunu da sonra buraya koyacağım ama bununla ilgili bir video çekeceğimiz için şimdilik koymayacağım. Şöyle büyük bir popitim var. Bunu buraya koyacağım. Bu popitleri de böyle yan yan sıralayacağım. Popitleri bu şekilde koydum. Şimdi pop tüpleri buraya koyacağım. Bunları da bu şekilde koydum. Şimdi buraya küçük geri kalanları koyacağım. Arkadaşlar pop tüpleri koyunca buraya pek yer kalmıyor. O yüzden önce bunları koyacağım. Minik oyuncakları buraya koyacağım. Şimdi bu magnetic rings'leri koyacağım. Şöyle magnetik boncuklar var. Bunları da şuraya koyacağım. Şimdi bunu da koyacağım buraya. Böyle bir oyuncağım var. Bunu da buraya koyabilirim. Böyle bir stres küpüm var. Bunu da koyacağım. Şöyle daha yer varmış biraz.
Böyle bir oyuncağım da vardı. Bunu da buraya koyacağım. Çok yer kalmadığı için bunları da böyle bunların üstlerine koyacağım. Böyle bir stres topundan yaptığım minik globisler vardı. Bunları da buraya koyacağım. Son olarak buraya bu stres çarkını koyacağım. Pop tüpleri de böyle bir kaba koydum. Bunları da bunun üstüne koyacağım. İstediğim zaman buradan zaten alabilirim. Arkadaşlar kutuyu böyle dizayn ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle kapalı halde böyle. Görüşürüz.